Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabii ki iç kulağa geçtik. Öyle dedim ya şekillerle falan geleceğim sizi İşte böyle şekiller çizdim geldim. E, da yazdım. Çünkü şekil üzerinde anlatırken en azından hani tekrardan yazı yazmakla uğraşmayalım diye. O yüzden yazılarında da yazdım arkadaşlar. Şimdi isterseniz hiç e, ara vermeden başlayalım. İlk önce ne işlemiştik biz? Dış kulak ve orta kulağı işledik arkadaşlar. Dış kulakta kulak kepçesi, kulak yolu ve kulak zarı vardı. İç kulakta ise çekiç, örs ve üzengi kemikleri vardı işitme ile ilgili. Bir de östaki borusu vardı. Bu da iç basınçta dış basıncı ayarlıyordu. Çekiç, örs ve üzengi kemikleri birbirleriyle bağlantılı olarak titreşimi artırıyor ve oval pencereyle iç kulağa bağlanıyor arkadaşlar. Tabii ki burada bakın hemen şekil üzerinde göstereyim. Şu bizim aslında salyangoz dediğimiz yapının o kıvrımlı olan kısmıdır arkadaşlar ve oval pencere de şurasıdır. Bakın şurası oval penceredir. Şu da bizim üzengi kemiğimiz. Üzengi hani çekiç, örs, üzengi diyoruz ya en son üzengi nereye bağlanıyor? Oval pencereye bağlanıyor. Arkadaşlar bu salyangoz dediğimiz yapı bakın bunun tamam salyangoz dediğimiz yapıdır. Bu yapı arkadaşlar 3 kanaldan oluşuyor. Bu kanallar bakın vestibular kanal, kohlear kanal ve timpanik kanaldır. Vestibularla timpanik kanal içerisinde perilenf sıvısı, kohlear kanalda ise arkadaşlar endolenf sıvısı vardır. Şimdi içeride sıvı olduğu için ee, üzen giden gelen ses titreşimleri burada neye dönüşüyor? Dalgaya dönüşüyor. İlk önce vestibular kanaldan geçiyor arkadaşlar. Vestibular kanaldan bakın şöyle dolanıyor en içte bu e, şöyle söyleyeyim oval pencereye bağlandığı için en dışta bulunan kanal vestibular kanaldır diye kabul ediyoruz. Vestibular kanalın devamında arkadaşlar hemen iç kısma doğru timpanik kanal geliyor. Ortada ise hangi kanal vardır? Kohlear kanal. Kohleyar kanalda da bakın şöyle şekli biraz daha açarak yaptım buraya. Arkadaşlar şu şekilde de hani enine kesit almışız gibi düşünün. Üst tarafta ne vardı? Vestibular. Alt tarafta ne vardı? Timpanik kanal. Ortada da ne vardı? Kohleyar kanal. Şimdi kohleyar kanal bizim için önemlidir. Çünkü burada korti organı dediğimiz bir organ var. Ve bu organda bunlar reseptörler sayesinde işitme olayı gerçekleşiyor arkadaşlar. Bu Kornear kanalda çatı zar dediğimiz bir zar vardır. Bakın şu kısmı büyüttüm. Buraya tekrardan çizdim. Çatı zar dediğimiz bir zar vardır. Bu çatı zar arkadaşlar alt tarafta bulunan tüylü duyu hücreleri. Bakın şunlar tüylü duyu hücreleridir. Bu hücrelere e, değerek daha doğrusu bu hücreler çatı zarı uyararak arkadaşlar bir e, uyarı oluşmasını sağlıyor. Ve işitme siniriyle birlikte e, bizim kulağımıza gelen ses Sinirsel olarak ne yapıyor arkadaşlar? Kulağımızdan çıkıyor. İşte aslında temel olay bu şekildedir. Biraz karmaşıktır aslında kulağın yapısı göze göre daha çok karmaşıktır. Ama bir iki kere tekrar ederseniz aklınızda kalır. Bizim burada en önemli bilmemiz gereken şey kort organı. Yani reseptörlerin bulunduğu yer neresiymiş? Kort organıymış arkadaşlar. Dolayısıyla bunu bilmemiz önemlidir. Şuraya da bir bakalım yazdığım yerlere. Arkadaşlar çekiç örs ve üzengi üzerinden oval pencereye iletilen titreşim bakın şurada oval pencere titreştikten sonra ne yapıyor? Vestibular kanaldaki perilenfte basınç dalgası oluşuyor. Bakın perilenf sıvısında vestibular kanalda basınç dalgası oluşuyor. Bu dalga arkadaşlar bakın turuncuyla boyamışım timpanik kanalda da devam ediyor. Koroner kanalının içerisinde ise endolem sıvısı vardı. Burada da arkadaşlar dalga oluşmadan önce bakın şurada bir yuvarlak pencere var ya. Yuvarlak pencereye bu dalga timpanik kanaldan gelen dalga çarpıyor ve burada bir yavaşlatılıyor. Yavaşlattıktan sonra nereye aktarılıyor? Vestibular kanalı aktarıyor. Ve yuvarlak pencere arkadaşlar basınç dalgasının etkisini hafiflettiği için kulağımızda yankı oluşumunu da engeller. Hani mesela şöyle düşünün. Ee böyle böyle işte dalgalar böyle kayalara çarptığı zaman hani bir yankı oluşturur ya o yankının oluşmasını kim engelliyor? Yuvarlak pencere engellemiş oluyor. Sonra kohler kanalda arkadaşlar daha düşük bir basınçla oluşan sıvı Dalgası nereye uyarıyor? Bakın şurada çatı zarı dediğimiz zarı uyarıyor arkadaşlar. Burayı harekete geçiriyor. Çatı zar reseptör hücrelerinin uzantılarına çarpıyor. Yani şuradaki çatı zarla reseptör hücre, yani şuradaki bakın tüylü duy hücreleri vardır arkadaşlar. Reseptör hücreleridir bunlar. Bu reseptör hücrelerine çarpıyor. Ve bir uyarı oluşturuyor. Bu uyarıda arkadaşlar, işitme sinirleri ile artık nereye gidiyor? Merkezi sinir sistemine gidiyor. İşte işitme olayı dediğimiz olay bu şekildedir, bu şekilde gerçekleşir arkadaşlar. Ee, i̇şitme olayına çalışırken böyle şekil üzerinden çalışırsanız daha iyi olur. Şimdi iç kulak işitme ve denge organı dedik. İşitme olayını anlattık. Gelelim bir de denge olayına. Dengede neler varmış? Hop burada da şekillerimiz çıktı. Arkadaşlar dengeden sorumlu olan 3 kulakta bulunan 3 tane yapı vardır. Bunlar tulumcu, kesecik ve yarım daire kanalları. İlk önce bunların yapılarını gösterdim. Bakın şu bizim salyangoz dediğimiz yapıdır. iç kulakta bulunan salyangoz. Arkadaşlar salyangozun ilk giriş kısmında tulumcuk dediğimiz diğer bir ismiyle utriculus dediğimiz bir yapı bulunur. Arkadaşlar tulumca ise ne bağlı burada? Yarım daire kanalları bağlıdır. Bu yarım daire kanalları tabi şekil üzerinden çok belli olmuyor ama buradaki tulumcuğa bağlıdır. Tulumcuktan sonra gelen yapıya ise arkadaşlar e, kesecik diğer bir ismiyle de sakkulus ismini veriyoruz. Peki bunlar ne işe yarayacak? Bakın Tulumcuk ve kesecik içerisinde kalsiyum karbonattan yapılı otolit taşlar bulunur. Bu otolit taşlar bizim için her şey demek. Neden? Çünkü şu an ayakta durabiliyorsak, hareket edebiliyorsak arkadaşlar bu otolit taşlar sayesinde. Vertigo dediğimiz bir hastalık vardır. Hani benim başıma gelmedi ama e, kimsenin de başına gelmesin. Çünkü Anlatılanlara göre gerçekten çok zor bir hastalık ve bir anda ortaya çıkan bir hastalıktır arkadaşlar. Vertigo bu otolit taşlarının yerinden oynaması sonucunda ortaya çıkıyor. Nasıl oluyor peki? Bir anda kendinizi böyle bir dengesiz hissediyorsunuz. Yani işte baş dönmeleri olabiliyor. İşte buna bağlı olarak mide bulantıları falan da yapıyor arkadaşlar. Bu yüzden bu otolit taşların dengesi bizim için çok çok önemlidir. Vertigo hastalarına da Allah yardım etsin. Zaten kendiliğinden ortaya çıkan ve kendiliğinden yine ortadan kalkan bir hastalık. Çok büyük bir tedavisi de yok. Sonra arkadaşlar bu otolit taşlar bulunuyor bir de yarım daire kanalları verdik ya. Yarım daire kanallarında endolenf sıvısı vardır arkadaşlar. Ve bu endolenf sıvısı bakın şöyle yarım daire kanalını size göstereyim bir tanesi. Şimdi yarım daire kanalının uç kısmında bulunan şu yapıya biz ampula diyoruz. Neden ampula denilmiş? Çünkü ampule benziyor. Gerçekten de o şekilde ampula, ampule benziyor arkadaşlar. Ampulanın içerisinde ise kupula dediğimiz bir yapı vardır. Bu yapı duyu sinirleriyle e, bağlantılıdır burada kafanın hareketiyle endolenf sıvısının hareketi birbirine terstir arkadaşlar mesela endolenf sıvısı bu şekilde hareket ediyor kafanın hareketi de bu şekildedir yani birbirine ters olarak hareket ediyor ve bizim yine işte kendi etrafımızda dönmemiz sırasında e, vücudumuzun dengede kalmasını sağlıyor Hemen şurada açıklayalım. Bakın, yarım daire kanalların ucunda ampula dedik. Ampula denilen şişkinlikler vardır dedik. Bunların içinde de kupula denilen silli duyu hücreleri bulunur. Zaten kupulayı da gösterdik burada. Yarım daire kanallarında arkadaşlar bu sıvı başın hareketinin tersine doğru hareket ediyor ve bu sayede de kupulayı hareket ettiriyor. Bakın şunu hareket ettiriyor. Buradaki reseptörler uyarılıyor ve arkadaşlar böylece bizim dengede kalmamız sağlanıyor. Bir de tulumcuk ve kesecikten bahsedeyim size. Şimdi arkadaşlar tulumcuk ve kesecikte de hani otolit taşlar falan bulunur dedik ya. Bu otolit taşlar arkadaşlar içerisinde bulunan tüyler otolit taşlarıyla hareket ediyorlar. Bu tüyler de duyu nöronları uyarıyor, duyu nöronlarını uyarı ve impuls oluşturuyor. Şöyle düşünün bakın kafamız düzgün durduğu zaman otolit taşlar böyle dengeli olur. Ama kafamızı eğdiğimiz zaman arkadaşlar bakın şurada bir kese oluşur kesecik biz bu yapıya zaten kesecik diyoruz. Hani tulumcuk ve kesecik dedik ya. Burada bir kese oluşuyor, kesecik. İçerisindeki otolit taşlar da buna göre bir konum alıyorlar ve bizim dengede kalmamızı sağlıyorlar. İşte işitme ve denge dediğimiz olay bu şekilde gerçekleşiyor. E, şekil hazır olunca hemen çabucak bitti dersiniz arkadaşlar videomuz umarım anlatabilmişimdir. Dediğim gibi kulağın yapısı birazcık hani özellikle iç kulak birazcık böyle karışık. Ama böyle bir iki kere tekrar edip soru çözdüğünüz zaman emin olun anlayacaksınız. O zaman şöyle diyelim. Sonraki videoda ne anlatacağız? Tabii ki burun, dil ve deriye geçeceğiz arkadaşlar. Böylece duyu organlarını bir sonraki videoda bitireceğiz inşallah. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.